Aslında seni bugün biraz daha bir esmer gördüm. Yani bir yanmış bir görüntüm var. Yandı. Kültür Sanat Muhabirlerinin, tabii Kültür Sanat Muhabirleri Derneği'nin pandemi sürecinde ara verdiği il gezileri vardı. Aynı zamanda mesleki konuların da ele alındığı programlar bunlar. Aynı zamanda tabii bunun bir benzerini de Türkiye'de gazeteciler cemiyetleri yapıyor. Ona benzer bir program, Kültür Sanat Muhabirlerinin, evet, Aydın Didim Gezisi programı vardı. Bu programla ilgili de, bu programda tabii Kastamonu'yu da temsilen sen katıldın. Senden bu konuyla ilgili bir değerlendirme alalım sevgili. Evet, ben yoğunluk nedeniyle böyle programlara çok fazla katılmazdım. Pandemide muhtemelen biz de çok sıkıldık. Bizi davet ettiler. Onurlandık tabii bu davetle. Gittim ben, normal sıradan hani bir gezi programı olacak, geri döneceğiz diye düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Aydın'da biz çok iyi karşılandık. Hem cemiyet başkanı, hem gittiğimiz belediyeler, Söke Belediyesi, Didim Belediyesi, Kuşadası Belediyesi çok ciddi misafirperverlik gösterdiler. Meslektaşlarımız gerçekten de çok ciddi misafirperverlik gösterdi. Benim için de çok güzel oldu, çünkü çok güzel insanlar tanıdım. Çok güzel dostluklarımız oldu. Çok kısa oldu ama öyle birçoğuyla yıllardan beri tanışıyormuşuz gibi oldu. İstişareler ettik. Tabii ben burada bu projeyle alakalı biraz açıklama yapacağım ama ondan önce bir teşekkür edeceğim. Bu emeği geçenleri ismini sayacağım. Didim Kaymakamı Sayın Halil Avşar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan, Milli Savunma Başkanlığı Daire Başkanı Ayşe Yıldız, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu, Kültür Sanat Muhabirler Derneği Başkanı Sayın İbrahim Gökdemir, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan ve Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen, Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Hüseyin Çalışkan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden birçok meslektaşımız, Söke Belediye Başkanı Ömer Günel, dalış etkinliğimiz oldu. Çok esprili, çok hoş bir sponsorumuz vardı. Psikolog Serkan Sevim bizimle her an ilgilendi. Birçok arkadaşımıza abilik yaptı, dostluk yaptı. Grafiker hem meslektaşımız Orhan Karagül ve beni aslında organizasyonu yapan, yani daha doğrusu insanları oraya toplayan dernek adına Osman Akdoğan vardı. Orada çalışan arkadaşlarımız var. Bu şu anda görüntüler görünüyor. Biz eğlenirken sürekli çalışan Vahit ve Harun kardeşlerimiz vardı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben oraya giderken, biz geçen yıl Antalya'ya gitmiştik. Pandeminin çok hararetli olduğu bir dönemdi. Maske falan yoktu biliyorsunuz. Ama Aydın da öyle değildi. Herkes maskeye çok riayet ediyor. Bir turizm şehri. Gittiğimiz yerlerin hepsi turizm ilçesi. Ben mesela, benim aklıma Aydın denildiği zaman çok fazla böyle şeyler gelmezdi. Hani tarih noktasında çok fazla bir şey gelmezdi. İşte Aydın deyince incir, zeytinyağı vesaire. Biraz deniz. Efe. Evet, Efe. 23 tane antik şehir var. Biz sadece 2 tanesine gidebildik. Müzelerini gezdik. Mesela çok dokundu bana, Mübadele Evi var. Mübadele evinde o sinevizyonla gösteri yapılıyor. Orada anlattılar. Çok hazin hadiseler olmuş. Yani şöyle söyleyeyim. Aydın'daki, o köydeki biz belki Rumlar, işte ne diyorum, biz hiç düşman işgali görmedik. Evet. Belki hani işte lojistik anlamda çok ciddi katkılar sunduk. Kesinlikle. Ama o bölgede geçmişte yaşananlar hani hafızalardan, hani evet, uzun yıllar silinmeyecek olan. Şimdi halen daha izleri vardır o evlerde. Video var.
Videodan hatırladığım bir röportaj, işte Selanik'le Balkanlarla Aydın arasındaki bu şey olacağı zaman Selanik'teki Türklere diyorlar ki anlaşma yapıldı, hemen her şeyinizi bırakıp Türkiye'ye gideceksiniz. Hatta Selanik'te de tütün yapıyorlarmış. Oradaki Türkler demiş ki bizim tütünümüz var, tütünümüzü satmadan gitmeyiz falan, yok demişler. Biz diyor apar topar Türkiye'ye geldik. Geldiğimiz evlerde baktık ki yemek kapları sofralarda duruyor. Çok ciddi insan hikayeleri var. Mesela hala korunan ve restore edilmiş bir Rum köyü, Doğanlar Köyü'ne gittik. Bence buralara herkesin, yani tabii ki Kuşadası'na gitsin insanlar, Bodrum'a gitsin, Antalya'ya gitsin vesaire, ama bu insan hikayeleri çok önemli. Çok ciddi orada yaşayan canlılar var. Orada yaşayan canlıların müzesini gezdik. O maketlerini yapmışlar. Ben gördüm ki Aydın mutlaka gezilip görülmesi gereken bir il. Tatil programını insanların alması lazım. Sakın aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Ya tatil beldesi, işte orada virüs bulaşır, hiç kimse dikkat etmez, zaten sıcaktır falan. Hiç öyle değil. Hakikaten herkes çok dikkat ediyor. Otelde bile biz odada resepsiyona giderken vesaire uyarıldık sürekli. Bazen hani ya otelden havuz başına gidiyorsun mesela. Maske takmıyorsun. Oradan oraya gidene kadar orada zaten bir şey yiyip içeceksin. Çıkartacaksın maskeyi diye. Orada bile uyarıldık. Çok güzel, benim için çok güzel bir deneyim oldu. Ben İbrahim Gökdemir Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlikler çok önemli. Meslektaşlarımız için de çok önemli. Şehirler için de çok önemli. Benim için çok güzel, çok özel bir deneyim oldu. Herkese, dediğim gibi herkese teşekkür ediyorum. Birçok dostumuz oldu orada. Sormak istediğiniz bir şey varsa söyleyeyim. Ben böyle bir çırpıda söylemiş oldum. Teşekkür ederim. Güzel bir bilgilendirme oldu.